لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti sizdeli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz ve takvanız artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, geçen hafta Malik bin Dinar'ın tevbe etmesine, içinde bulunduğu bedbah hayata sırt çevirip hayra yönelmesine vesile olan bir rüyayı ve o rüya içerisinde kulaklarına fısıldanan temiz sözleri, İman edenlerin Allah'ı anma ve onun katından inen kitap ile kalplerinin yumuşama vakti gelmedi mi ilahi sitemini gündem ettik ve payımıza dersler çıkarmaya çalıştık. O hafta yine Hadid suresi 16. ayetin iki basamak sonrası, yani 18. ayetlerde Rabbimizin Müslüman erkek ve Müslüman kadınlardan sadaka vermelerine, mümin erkek ve mümin kadınların sadaka seferberliği içerisine girmelerini öğrenmiştik elhamdülillah. Allah nasip ederse bu akşam Hadid suresi 18. ayetin gölgesi altında gezinip ancak sadaka vermekten geri duran, İnfağa sırt çevirenlerin de Allah tarafından nasıl bir azaba sürüklendiğini görmek adına Kalem suresindeki bahçe sahiplerinin arazilerinde de hep beraber gezeceğiz inşallah. Rabbimden istifade edeceğim şey, Allah-u Teala'dan murad ettiğim bir şey de cimrileşen kalbimin, bencilleşen bedenimin, kibirden nasibini almış düşüncelerimin anlatacağım hakikatlerle hidayet bulması ve ıslah olmasıdır. Rabbim de sizlere bu anlatılan hakikatlerle istifade edip amelde bulunmayı nasip etsin inşallah. Evvela şunu hatırlatmam gerekiyor kardeşler. Hadid suresi 16. ayet. Bizzat ilk anda, İlk zamanlarda sahabe efendilerimizi hedef alan ayetlerdir. Bizzat. Nitekim Müslim sahihinde Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın şu sözünü kaydetmiştir. Bizim Müslüman olmamız ile, dikkat edin kardeşler, bizim Müslüman olmamız ile Allah'ın iman edenlerin Allah'ı anma ve onun katından inen kitap ile kalplerinin yumuşama vakti gelmedi mi ayeti ile bize sitemde bulunması sadece 4 yıl sonra gerçekleşti. İman ettikten 4 yıl sonra İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki Allah bize sitem etti. Allahu Akbar. Rivayetler odur ki sahabeler Medine'ye geldiği zaman elleri bollaştı. Refah ve ferah içerisinde
canlarından, mallarından, ibadetlerinden bir emniyet içerisinde gezerken, şimdi dikkat edin, rivayet aynen şöyledir. Aralarında çok şakalaşıp çokça gülmeye başladılar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün mescidine geldiğinde ashabından bir grubun aralarında şakalaşıp lakayt tavırlar yapıp gülüştüklerine şahit olduğu anda o mübarek yüzü bir anda kızarmaya başladı. Ridasını tuttu, salladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam kalbinde duyduğu öfkeyi dışa yansıttı tabir yerindeyse. Sonra sahabelerine döndü, dedi ki Rabbinizden mağfiret aldığınıza dair bir eman yokken böyle mi gülüyorsunuz, dedi. Allahu Ekber. Yani siz eman almış, Allah sizi affetti, Allah sizi bağışladı. Ey mescit ashabı, ne yaparsanız yapın, nasıl yumuşak davranırsanız davranın, hangi lakaytlığın içinde bulunursanız bulunun, ben sizi affettim, firdevsimin içine aldım, emanı mı, beraatı mı var elinizde de böyle gülüyorsunuz, dedi Allah Resulü aleyhisselam. Sonra onlara yöneldi ve dedi ki, sizin diyor bu halinizden dolayı, mescitte gösterdiğiniz bu tavırlardan dolayı Allah bana, işte az önce okuduğum Hadid suresi 16. ayetlerini indirdi diyor. Allahu Ekber. Evet aziz dostlar, Kurtubi'de geçen başka bir rivayette sahabe Allah Resulü tarafından azarlanınca Peygamber aleyhisselama döndüler ve dediler ki saygı ve zillet ile boyunlarımızı eğiyoruz ya Resulallah, dediler. Allahu Ekber. Saygı ve zillet içerisinde. Şimdi ne olur aziz dostum, vakamıza bakalım. Evimizde, iş yerimizde, bindiğimiz araçlarda, toplu taşıma araçlarında, mescitlerin içerisinde, namaz kılarken, sohbet yaparken, ders halkası içerisindeyken, davet çalışmasında, cihat beldelerinde, öyle lakayt tavırların içerisinde kahkahalar atmaktayız ki zorbalar bizi gördüğünde utanmaktadırlar. Değil mi kardeşler? Dişleri görünecek kadar tebessüm eden bir peygamberin ümmeti olarak bizler kahkahalarımızla kalplerimizi katılaştırmışız. Bunun farkında değiliz. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de değil de Bayrampaşa'nın şu sokaklarında, şu mescidin içerisinde bizim kahkahalarımızın, evlerimiz içerisindeki bağırışlarımızın sesini işitseydi acaba nasıl sitem edecekti? Allahu Akbar. Allah bizi affetsin aziz dostlarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Kur'an'ın en büyük müfessiri olan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh aynen şöyle söylüyor. Allah müminlerin kalplerinin boyun eğmesinin geç olduğunu gördü de, dikkat edin kardeşlerim, tam diyor Kur'an'ın inişinden 13 yıl sonra onlara sitem etti. Bu sözler onlara ait kardeşler. Özellikle muhacir. Muhacir ki Mekke toprakları içerisinde acıyı bir zehir gibi yudumladılar. İşkencenin, açlığın, yoksulluğun, ellerindeki nimetlerin alınışının, çocuklarını, evlatlarını yitirişlerinin, hanımlarından uzak kalmanın, hicrete zorlanmanın acısını sen, ben değil, Mekkeli muhacir kardeşlerimiz hissetti. Peki sonrası? Ne zaman ki Medine'de refaha, bolluğa kavuştular, ben söylemiyorum, vallahi ben sınıflandırmıyorum, ben betimlemiyorum, bizzat kendileri söylüyor, Allah bize sitem etti diyor. Allahu Akbar. Dinin evveli olan İslam'ın ilk müsebbirleri, İslam'a ilk tabi olanlar, İslam'ı ilk sırtlayanlar, İslam'ı ilk savunanlar, ilk sahiplenenler, ta Türkiye'ye kadar sınırların ötesine bu dini yayanlara Allah sahabenin ifadesiyle sitem etti kardeşler. Ben söylemiyorum. Mescid-i Nebevi'nin içerisindeyken Allah Resulü'nün bulunduğu bir sırada Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Kur'an okuyordu. Kur'an tilavet ediyordu. Hadid suresi 16. ayetlerine geldiği zaman Yemamelilerden bir grup hıçkırıklara boğularak ağladılar. Demek ki daha yeni iman etmişler. İmanla küfür arasındaki ayrımın süresi çok uzun değil. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın okuduğu ayetlerden öyle tesir altında kaldılar ki kalpleri öyle bir ürperdi, kalpleri öyle bir yumuşadı ki hıçkırıklara boğuldular. Ebu Bekir radıyallahu anh kafasını kaldırdı, onlara doğru döndü
bir zamanlar biz de Allah'ın kitabını bu ayetleri okuduğumuzda böyle ağlardık. Şimdi kalplerimiz ne kadar katılaştı. Allahu Ekber. Ya ben sana soruyorum kardeşim. İlk iman ettiğin günün heyecanını hatırlıyor musun? Nişanlınla el ele gezdiğin anı sormuyorum. Ondan da daha fazla heyecanlandığın günü hatırlatırım sana. Kur'an'ı ilk okuyuşunu, Kur'an'a ilk yönelişini, Kur'an'ı öğrenmek için çabalayışını, amel etmek için bir kuş gibi çırpındığın günü, heyecanı sana hatırlatıyorum. Nasıl rikak sahibiydin aziz dostum? Kalbin ne kadar yumuşamıştı? Bedenin, ayakların şu kirli sokaklarda yürüyordu ama yüreğin bulutların üzerinde geziyordu o ilk günlerde. Değil mi abi? Allah için soruyorum size. Hatırlayın ilk günlerinizi secdelerine. Nasıl zikrediyordunuz? Nasıl Allah diye ağlıyordunuz? Allah anıldığı zaman yüreğiniz nasıl parçalanıyordu? Bir kristal gibi dağılıyordunuz. Yok mu abi böyle bir günün? Yok mu unutamadığın böyle bir anların? Annenin, babanın, kız kardeşinin, erkek kardeşinin, akrabanın hidayet bulması için kapı kapı dolaştığın o heyecanlı günleri hatırlıyor musun sen şimdi? Şimdi ne kadar duyarsız kaldın onlara? Ne kadar lakayt kaldın onlara? Her birini unuttun aziz dostum, doğru değil mi? Ne olur sana soruyorum. Dün sana Bosna'da can çekişen, kıyam içerisinde kıyıma uğrayan kardeşlerin hatırlatıldığında evinin bir köşesine geçip kardeşlerin için gözyaşı döktüğün günleri hatırlatırım sana. Çeçenistan'da o annenin rahminin yarılıp içerisindeki çocuğun çıkartılıp kıyma makinesinden geçirilip tekrar anneye yedirildiği o günlerde nasıl yüreğinin paramparça, bedeninin paramparça olduğu o heyecanlı günlerini sana hatırlatırım. Bekle aziz dostum, bekle kardeşlerim, bekle bacılarım, bekle annelerim. Nisa 75. ayeti okuduğun müddetçe yanınızda nefes almaya geleceğim dediğin günleri sana hatırlatıyorum. Peki ne oldu aziz dostum? Nerede onlar? Zaman geçti. Ama ibadetlere alıştık. Kalpler soğumaya başladı. Şimdi bizim Suriye'miz, Arakan'ımız, Irak'ımız, Afganistan'ımız, gözümüzü çevirdiğimiz her bir coğrafyamız, Bosna'dan, Çeçenistan'dan daha vahim bir durumdayken maalesef lakayt davranmaktayız. Duyarsız kalmaktayız. Bugün kızlarımız, annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız her gün küfrün pençesinde can çekişirlerken sen ve ben maalesef bu olaya seyirci kalmaktayız. Hatırlatıyorum kardeşlerim. Vallahi sahabenin durumu buydu aziz dostlar. Kınamayın. Kınanacak bir şey varsa, sitem edilecek bir şey varsa bizim nefislerimizdir. Aynı halden daha kötü bir haldeyiz. İşte Allah Subhanahu ve Teala onların bu kalplerini gördü. Özellikle muhacirlerin bu kalplerindeki zayıflamayı gördü. Onlara Hadid suresi 16. ayetlerle kalplerine dokandı. Heyecanlandırdı. Bedenlerini harekete geçirdi. Öyle bir hale geldiler ki aziz dostlar, Allahu Ekber. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an Allah'ın kitabını okuyup Hadid suresi 16. ayetinde iman edenlerin Allah'ı anma, İnan kitap ile kalplerinin yumuşama vakti gelmedi mi kısmına geldiğinde önce ağlıyordu, hıçkırıklara bürünüyordu. Diyordu ki evet Rabbim geldi diyordu. Evet Rabbim geldi diyordu. Allah'ın sorduğu soruya İbni Ömer radıyallahu anh cevap veriyordu aziz dostlarım. Allah-u Teala böyle bir hidayeti ve ıslah olmayı bizlere nasip etsin. Bu nasıl olacaktır? Bunun formülü nedir? Bunun için ne gerekmektedir? Vallahi Allah'tan istiyoruz kardeşler. Rabbimizden istiyoruz. Bu ayetleri tefsir ederken İmam Kurtubi çok ilginç bir olay anlatıyor. Yani kalpler nasıl değişebilir? Eşya bir kalbin değişmesi noktasında nasıl nasihatçı olur? İsteyenler Kurtubi'nin bu ayeti tefsirinde Abdullah İbni Mübarek'in şu olayını dinlesinler kardeşler. Biliyorsunuz Abdullah İbni Mübarek hem cihat ehli biri, hem alim biri, hem de zahit biri. Aynı zamanda da dünyalık anlamında da zengin bir şahsiyet. Kendisine geliyorlar, diyorlar ki, ey Abdullah, şu zühd sahibi olmanın sırrını bize anlatır mısın? Nasıl oldu da sen böyle bir zühde sahip oldun, bir zahitliğe sahip oldun?
Abdullah İbni Mübarek şöyle söylüyor kardeşler. Diyor ki ben arkadaşlarımla beraber bir bahçede oturuyorduk. O sıra diyor meyvelerin devşirildiği, olgunlaştığı, çoğaldığı bir zamana denk gelmişti. Ta ki gece yarısına kadar yiyip içtik diyor. Kuşlar o bahçenin ağaçları üzerinden bir o yana bir bu yana uçuşuyorlardı. Sonra diyor uyuyakaldım. Uyudum. Gecenin bir vaktinde uyandım. Şimdi ne olur şimdi altını çiziyoruz kardeşler. Ben diyor ud ve diyor tambur çalmasını diyor çok severdim diyor. Hani böyle saz çalmayı seven abiler vardır ya. Ud ve diyor tambur çalmasını diyor çok severdim diyor. Sonra diyor onu elime aldım. Raşin Es-Sahar diye bir makamda diyor şiirler söylemek istedim. O makamda diyor çalmayı arzuladım. Kardeşim diyor, arkadaşım diyor Sinan kalktı. Şarkılar söylüyordu. Ağaçlarda diyor kuşlar vardı. Şimdi ne olur dikkat edin. Ancak diyor çalgı aletimden diyor istediğim makamı diyor bir türlü tutturamadım. Sonra çalgı aletinden diyor şöyle bir ses işittim. İman edenlerin Allah'ı anma ve onun katından inen kitap ile kalplerinin yumuşama vakti gelmedi mi ayetlerini diyor o çalgı aletinden işittim diyor. Allahu Ekber. Nasıldır? Valla benim Rabbim her şeye muktedirdir. Allah o ağacı da konuşturur. Allah kuşu da konuşturur. Allah tamburu da konuşturur. Allah bütün sesleri kısar, taşları konuşturur, nasihat ettirir. Allah her şeye muktedirdir. İktidar sahibidir, tasarruf sahibidir Allah. Ondan sonra diyor o elimdeki diyor tambur veya udu aldım parçaladım. Bahçedeki diyor arkadaşlarımı diyor kovaladım. Benim zahitliğe adımımın ilki bu olmuştur diyor. Allahu Ekber. Şimdi size soruyorum aziz dostlar. Salihler, abidler gece yarılarında namazla, zikirle, Kur'an'la, tefekkürle, sohbetle, birbirine nasihatle kalplerini inceltirken sen ve ben gece vakitlerinde Allah'ın onlara yöneldiği bir vakitte bilgisayar, tablet, televizyon, sosyal medya üzerinde, YouTube üzerinde, Facebook üzerinde malayani işlerle vakit geçirmiyor muyuz kardeşler? Bir boş işlerin, malayani işlerin sahibi değil miyiz bizler? Vallahi ben şunu bilmiyorum tabii ki. Acaba o sıra telefonumuzu kullanırken Allah bütün sesleri kısacak, telefondan Hadid suresi 16. ayetler mırıldanır mı? Vallahi ben bunu bilmiyorum. Televizyonunuzdaki görüntü duracak, televizyon dile gelecek. Ey insan, kalbinin yumuşama vakti gelmedi mi? Namaz kılan bir adamsın, zekat veren bir adamsın, zikreden bir adamsın ama malayani işlerin sahibi bir adamsın. Artık ürpermeyecek misin? Korkmayacak mısın? Kalbin yumuşamayacak mı? Rikak pozisyonuna çıkmayacak mısın? Bilmiyorum televizyon böyle bir şey söyler mi? Oturduğumuz koltuk, kendisine yapıştığımız yatak böyle bir nasihatta bulunur mu? Ama vallahi benim bildiğim bir şey var kardeşler. Mümin erkek ve mümin kadınların kalplerini yumuşatacak iki şey var. Ürpertecek iki şey var. Biri Allah'ın kitabı, diğeri Allah'ın temiz isimlerini zikretmek ve anmaktır. Ben bundan başka bir şey bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey daha var. Eğer Yahudi ve Hristiyanlar gibi Allah'ın vahyine sırt çevirirsek, Yahudi ve Hristiyanlar gibi biz kendi elimizdeki Kur'an'a sırt çevirirsek, Allah'ı anmaz ve zikretmezsek kalplerimiz kas katı kesilecek kardeşler. Hem de nasıl biliyor musunuz? Bakara suresi 72-74. Özellikle ehli kitap içerisinden İsrail oğullarına bir dokundurma var. Allah'ın ayetlerini görmenize rağmen kalpleriniz katılaştı diyor Allah. Hangi ayeti gördüler? Ölen bir adamın tekrar dirildiğine, yaşanılan olayı apaçık anlattığına şahit oldular. Bu ayeti inkar ettiler. Allah dedi ki kalpleriniz katı kesildi. Taş gibi dedi. Hatta dedi taştan da daha katı. Neden? Çünkü nice taşlar vardır ki içerisinden pınarlar fışkırtır. Sular akar, ırmaklar akar. Allah korkusundan dolayı yuvarlanarak yere düşerler. Allahu Ekber. Eğer biz Allah'ın kitabından vazgeçer,
Allah'ı zikretmeyi unuttuğumuz gün kardeşlerim kalplerimiz ehli kitabın katılığına doğru gider. Rabbim bizi bundan muhafaza buyursun kardeşlerim. Aziz dostlar, bu ayetin özellikle Hadid suresi 16. ayetin üzerimizde etki oluşturup oluşturmadığını görmek istiyorsak neye bakacağız kardeşler? Hadid suresi 18. ayetler. Bismillah. İnnel musaddikine vel musaddikat vel akradullahu kardan hasene. Müslümanlar içerisinde erkekler ve kadınlar, nasıl? Sadaka veren erkekler ve kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya. Yudaafu lehum ve lehum ecrun kerim. Onların yapmış olduğu bu iyilik kat kat karşılık bulacaktır. Sonra ecrun kerim, yani çok kerim, bol, şerefli bir mükafat da verilecektir onlara. O yüzden sadaka vereceğiz kardeşler. Sadaka vereceğiz. Çünkü sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle burhandır. Resulullah aleyhisselam öyle buyuruyor. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası mizanı. Elhamdülillah ve subhanallah zikri yeri ve göğü sevapla doldurur. Şimdi ne olur dikkat edin. Namaz nurdur. Sadaka burhandır. Sabır ziyadır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis Buhari ve Tirmizi hadisidir kardeşler. Muhaddisler demişler ki sadaka verenin imanının delilidir, burhanıdır. Allahu Ekber. Ne olur altını çiziyorum kardeşler. Sadaka, infak, sadaka sahibinin iman sahibi olup olmadığının alameti farikasıymış, deliliymiş aziz dostlar. Sadaka vereceğiz. Bundan dolayı ister fakir olun, ister zengin, ister genç olun, ister yaşlı, ister çalışın, isterseniz oturun, Allah yolunda sadaka vermekle mükellefiz kardeşler. Bakın Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sadaka vermek her Müslümanın görevidir. Allahu Ekber. Bunun altını çiziyoruz. Sadaka vermek her Müslümanın görevidir. Yani bu şu anlama geliyor. Her Müslümanın sadaka vermesi farzdır. Öyle mi? Sahabeler durdular. Dediler ki ya Resulallah, peki dedi, bir kişinin gücü sadaka vermeye yetmiyorsa, infak etmeye yetmiyorsa, bu soru bana sorulsa, la yukellifullahu nefsen illa usaha. Allah hiçbir nefse taşıyamayacağı bir yükü vermez. Hadi kardeşim rahat ol derim ben. Ben öyle derim. Sen ne dersin ben bilmem. Ama benim peygamberim başka bir şey söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Diyor ki amelelik yap diyor. Dikkat edin. Amelelik. Yani gündelik bir işte çalış. Hem kendine faydan olsun, hem de diyor infak edersin. Oturmak yok, tembellik yok. Sokaklara iş için iki niyetle çıkacağız. Bir, şerefimiz ve izzetimiz için çalışacağız. Başkalarının elinden lokma yememek için sabah akşam didineceğiz ve çalışacağız. Çocuklarımızın başkalarının getirdiği poşete bakmamaları için gayret edeceğiz. Bundan da inşallah infak ecri alırız. Ama iki, çalışmamızın ikinci sebebi olacak. Yatlar, katlar, arabalar, servetleri yığmak, kadınların kollarına bilezikler, elmaslar takmak değil, şan ve şeref için değil, haysiyet için değil, sadece başka infak edeceğiz. İnfak etmek için yola çıkacağız. Ashab-ı Suffa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiğinde Peygamber aleyhisselam dedi ki sırtınıza odunları koyun, satın, paranızı kazanın dedi. Hem rızkınızı temin edin, hem de Allah yolunda infak edin. Allahu Ekber. Sahabe sordu, dedi ki ya Resulallah, peki bir kişinin buna da gücü yetmezse, yani tembelliğinden değil, iş bulamadığından dolayı, verdiği CV'lerden cevap gelmediğinden dolayı, ya Resulallah çalışamıyorsa otursun mu? Hayır kardeşler. Ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü? Darda olana, ihtiyaç sahibine yardım etsin. Yani bakkala mı gidemiyor? Git bakkala. Bakkaldan mı çıktı? Poşetleri taşıyamayacak bir muhtaçlığa mı sahip?
Onun elindeki poşetleri al evine kadar götür. İlaçlarını eczaneden sen temin et. Onu al hastaneye kadar götür. Bunu da mı yapamıyorsun? Birine telefon aç, aracı ol, iş yaptır. Yalnız sahabe halen ruhsat arıyor. Diyor ki ya Resulallah, bunu yapmaya da muktedir değilse, bunu da yapamayacak bir durumdaysa, aciz bir adamsa, Allah Resulü hiç taviz vermiyor kardeşler. Onlara dönüyor ve şu sözü söylüyor. O zaman iyiliği emretsin. Allahu Ekber. İyiliği emretsin diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ben bu iyiliği emretmekten şunu anlıyorum kardeşler. Konu sadaka ile bağlantılı olduğu için sadaka verecek olanları muhtaçlara yönlendirsin diye benim aklıma geliyor. İnfak seferberliğine, ihtiyaç sahiplerine bakmaya zenginleri vesile kılsın, bunun için söz söylesin, sanki Allah Resulü bunu kastediyor. Yalnız sahabe diretiyor. Diyor ki ya Resulallah, buna da gücü yetmezse, yani hayra teşvik edemiyor, iyiliğe teşvik edemiyor, nasihat de edemiyor, peki ne yapsın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son olarak şunu söylüyor. Diyor ki o zaman günahlardan, haramlardan, yanlışlardan uzak dursun. Büyüğünü, küçüğünü terk etsin. Bu da ona sadaka olarak yeter diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden ne olur güzel kardeşlerim, talebeler, medrese okuyan gençler, üniversite okuyan kardeşlerim, burs alanlar, insanların fonlarıyla belki okuyan kardeşlerim, ne olur ihtiyaç sahibi de olsanız şu ümmetin bağrına infak edecek bir fonunuz olsun. Bir fonunuz olsun. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh bunu bir ekmek bedeli olarak belirlemiş. İhvan demiş mensupları, bir ekmek bedelini bağışlasın. Bir ekmek ne kadardır? Bir TL'dir. Gücün yetmiyor mu? Bunun yarısını ver. Gücün yetmiyor mu? Bunun üçte birini ver. Bundan daha azını ver. Vallahi Allah ganidir. Allah bunu da önemser. Bunu da alır. Sahibini tayı büyüttüğü gibi büyütür. Cennette karşına çıkartır. Benim Rabbim buna kadirdir. Rahman ve Rahim olandır Allah. Ama asla infak etmekten geri durma. İnfak edeceğiz. Niye biliyor musunuz kardeşler? Günahlarımızdan dolayı üzerimize yazılan azaptan korunmak için. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir gün Muaz bin Cebel geldi radıyallahu anh. Dedi ki ya Resulallah, bana işlediğim zaman, yaptığım zaman cennete gireceğim, cehennemden kurtulacağım bir ameli söyler misin? Resulullah ne dedi biliyor musunuz? Ya Muaz, çok zor bir şey sordun diyor. Güç, cevabı güç olan bir şeyi benden istedin diyor. Ancak kendilerine kolaylaştırılanlar için bu durum çok kolaydır diyor. Ve ona İslam'ın 5 şartını sayıyor. Yani kelime-i tevhid, namaz, oruç, zekat ve hac. Buraya kadar tamam. Şimdi ne olur burada kulaklarınızı açın. Ona dönüyor, diyor ki şimdi diyor sana hayrın diyor kapılarını diyor göstereyim mi diyor. Allahu Ekber. Hayrın kapılarını. Kime söylüyor? Muaz bin Cebel'e. Allah Resulü diyor ki oruç kalkandır. Neye karşı kalkandır? Şeytana karşı. Neye karşı? Vahşi hayvandan pençeleri daha sert, daha sivri olan nefsine karşı. Neye karşı? Haramlara karşı bir kalkandır oruç. Sonra devam ediyor. Sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi günahlarından dolayı üzerine gelecek olan azabı diyor söndürür. Allahu Ekber. Sadaka, işlemiş olduğun, önemsemedin, hafife aldın, ya ne olur dedin, bu kadar ameller içerisinde Allah bunu görmez, karşıma çıkartmaz dediğin bir haramın, eğer bunun üzerinden sana bir azap gelecekse, bir iflas gelecekse, bir yok olma gelecekse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sadaka diyor o azabı söndürür. Sonra diyor gece yarısı kılınan namaz günahı diyor söndürür. Sonra ona yöneldi ve şu nasihatta bulundu. Secde suresi 16 ve 17. ayetlerini okudu. Ne olur bu akşam evinize döndüğünüzde sesimi işiten kardeşler olarak Secde suresi 16 ve 17. ayetlerin mealine ve tefsirine evinizde bakınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e bu nasihatta bulundu. Evet kardeşler, sadaka burhandır. İmanınızın delilidir. Aynı zamanda bizi azaptan kurtaracak büyük bir kalkandır. Kardeşlerim, sadaka vereceğiz. Çünkü sadaka Allah Subhanahu ve Taala'nın lütfunu ve keremini üzerimize celbeden önemli amellerden bir tanesidir.
Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, vaktiyle bir adam sahrada yürüyordu, çölde yürüyordu. Yolculuğu esnasında bir bulutun içerisinden şöyle bir ses işitti. Anlatacağım olay, her zaman söylediğim bir söz. Esatürül evvelin değil. Öncekilerin masalları, bin bir gece hikayeleri değil, ne olur. Anlatacağım olay hem Buhari'de hem de Müslim'de geçen bir rivayettir. Ne olur kulaklarınızı açın kardeşler. Diyor ki sahrada yürüyen adam bulutun içerisinden bir ses işitti. Ey bulut, falanca adamın tarlasına suyunu boşalt. Sonra bulut koordinatları alır. Diyor ki iki kayalık arasına, demek ki bir dağlık arazinin oraya doğru gitti, suyunu diyor oraya doğru boşalttı. Bir şey daha fark ediyor adam. Bakıyor ki bir dere sularını topluyor. Bulunduğu mecranın dışına çıkıp farklı bir yöne doğru ilerliyor. Adam o nehrin ya da derenin izlerini, adımlarını takip edince karşısına bir tarla sahibi çıkıyor. Bir köylü Mehmet amca mıdır nedir bilmem. Ama bakıyor ki o gelen derenin suları var ya, bulutun indirdiği su kürekle almış, tarlasının belli yerlerine o suyu serpiyor kardeşler. O sahrada yürüyen adam hayret içerisinde ona yöneliyor. Diyor ki senin ismin nedir diyor. Teyit etmek istiyor. Adam buluttan işittiği sesi, yani ismi duyunca, ama bu sefer o tarla sahibi şaşırıp ya sen bu ismi bana niye soruyorsun deyince o acayip durumu anlatır ve bakın şu soruyu sorar. Seni bu fevkalade olayın içine çeken neden nedir? Yani bulut senin hizmetinde. Dere senin hizmetinde. Tarlalar aşılıyor, bahçeler aşılıyor. Belki onlar kurak kalıyor, arazi verimsizleşiyor, çoraklaşıyor, çamur haline geliyor. Ama senin arazin bereketli bir toprağa dönüşüyor. Bunun sebebi nedir? Madem diyor merak ettin diyor söyleyeyim diyor. Ben diyor bu araziden elde etmiş olduğum geliri diyor üçe ayırırım. Üçe. Üçte biriyle infak yaparım. İhtiyaç sahiplerini gözetirim. Diğer üçte biriyle aile halkımın rızkını temin ederim. Diğer üçte biriyle de diyor tekrar tohum satın alıp bahçemi veya arazimi işlerim diyor. Allahu Ekber. Görüyor musunuz aziz dostlar? Bir infak sorumluluğu, infak ruhu, infak bilinci, infağa sadaka vermeye böyle iman etmek, Allah Subhanahu ve Teala'nın kereminin, rahmetinin, lütfunun nasıl açılacağının göstergesi olmuştur. Tıpkı Yemenli bahçe sahibi adam gibi. İnşallah bu kısayı anlattıktan sonra programıma son vereceğim kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den önce yaşayan Yemenli bir bahçe sahibi daha var. Bu adamın vakası, yani öldükten sonraki vakası Kur'an-ı Kerim'de Kalem suresi 17 ile 33. ayetlerine konu olmuştur. Bunu unutmayalım aziz dostlar. Bu Yemenli adam Kurtubi diyor ki rahimeullah, çok güzel bir bahçeye sahipti. Bir taraftan üzüm bağları var. Bir taraftan hurma ağaçları var. İlginçtir, bir taraftan da diyor ekip biçtiği, sebze ektiği arazisi, tarlası var diyor. Aynı zamanda diyor bahçenin içinden akan bir nehre sahip. Allahu Ekber. Böyle güzel bir bahçe düşünün. Tahayyül edin. Nasıl oldu sizce? Çok çalışmakla mı? Değil. Hırsla mı? Değil. Babadan mı kaldı, atadan mı kaldı? Değil. Kalmadığının delilini sonra göreceksiniz. Bu adamın yaptığı sadece bir şey var kardeşler. Ne biliyor musunuz? Hasadı kaldıracağı zaman o Yemen bölgesinin bütün fakirlerini, ihtiyaç sahibi mağdurlarını toplarmış. Arazisine götürürmüş. Dermiş ki şu kısım size ait. Dilediğiniz gibi alın. Tasarruf edin. Harcayın. Toplayın. Evlatlarınıza götürün. Hanımlarınıza götürün. Ne yaparsanız yapın. Yetti mi? Yetmedi. Sonra bakarmış bahçeye. Ağaçtan düşen meyveler varsa bunların hepsi sizin. Yok mu abiler sizin bahçeleriniz? Düşen meyveler belki ağaçtan daha çoktur. Onları da infak ediyor. Bunlar da sizin diyor. Yetti mi? Yetmedi. Bakın dikkat edin şimdi. Kendi hasatını toplarken o toplama esnasında düşenleri de fakirlere veriyor. Yetti mi? Yetmedi. O hasadı topladıktan sonra herhalde buğdaydır bilemem bunu ama una çevirdiği zaman, o meyveleri başka bir şeye çevirdiği zaman kalan fazlalıkları da fakirlere veriyor. Ve İmam Kurtubi diyor ki Yemen'de büyük bir beldenin fakirleri bu bahçeden geçimini sağlıyor. Allahu Akbar. Böyle güzel bir bahçeye böyle güzel bir amel yakışır kardeşler. Böyle güzel bir amel
böyle güzel bir bahçenin oluşumuna sebep olmuştur. Ama gelin görün ki bu adam vefat eder arkadaşlar. Ve kendisinden sonra gelen oğullarına üç şeyi miras bırakır. Üç şeyi miras bırakır. Bu miraslardan biri o gördüğünüz bahçedir. Kurtubi'nin tasvir ettiği tarladır. İkinci miras infak şuurudur. Çünkü çocuklarını da o bahçeye götürüp fakirlere infakta bulunuyordu. Yalnız bakın üçüncü miras da kardeşler o fakirlerin ta kendisidir. Üç şeyi miras bıraktı onlara. Ama gene gelin görün ki o vicdan ehli olmayan çocuklar babalarının arkasından ona ihanet etti. Ne dediler biliyor musunuz? İbni Kesir'in ifadesiyle. Bir gece vakti oturdular, istişare ettiler. Dediler ki biz ahmak olan babamız gibi yapmayalım. Haşa ve kelle. Ayaklarının altı öpülesi adam. O nasırlı ellerinin avuçlanacağı, öpüleceği adam. O Resulullah'ın ifadesiyle nasırlı ellerin cenneti göreceği, cehennemden azat edileceği adam. Diyor ki ahmak babamız gibi yapmayalım. Çocuklarımız çoğaldı. İhtiyaçlarımız fazlalaştı. Peki ne yapalım? Akşam vakti oturuyorlar. Köylerde hasadı toplayan abiler benden daha iyi bilir oturuşları. Oturuyorlar. Şeytan ve o kör nefisleri şu sözleri söylüyor. Siz diyor günün aydınlığında, ilk aydınlığında daha ışıklar beldeyi aydınlatmadan hemen tarlanıza, bahçenize koşun. Peki sebep? Sebep fakirler sizi işitmesinler, sizi görmesinler, bahçenizdeki ürünlerden, hasadınızdan istemesinler diye bunu yapın. Bu öyle bir süslü gösterildi ki kardeşler, bu onlara öyle bir büyüledi ki, bu onlara öyle bir sevdirildi ki, Allah-u Teala aynen şöyle ifade buyuruyor, istisna bile etmediler diyor. Ne demek biliyor musunuz? İnşallah bile demediler diyor. Allah'ı bu derece gücendirmişler bakın. Yani Yemen'in bir köyünde, bir beldesinde kıytırık bir adamlar Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar konu edilmişler. Siz halen deyin ki ya ne olur bu kadar salih amel içerisinden Allah benim günahlarımı görmez, benim günahlarımı karşıma çıkartmaz, önemsemez. İstediğiniz kadar deyin. Allah Yemen içerisindeki bir beldenin sahibini kıyamete kadar konu yapmış kardeşler. Siz ne konuşuyorsunuz? Nasıl düşünebiliriz? Ve bakın istisna bile etmiyorlar. İnşallah demiyorlar. Neden? O mal varlığının çokluğu gözlerini öyle bir kamaştırdı ki alemlerin Rabbi olan Allah'ı unuttular kardeşler. Halbuki Müslüman insanlar ha. Allah'ı bilen insanlar. Babalarından dedi ki iman da onlara miras kaldı. Ama o elde ettikleri makamlar, mevkiler, mallar, mülkler, tarlalar, bağlar, bahçeler, ne derseniz deyin, aradan akan nehirler onların gözlerini öyle bir bulandırdı ki Allah'ı unutur oldular. Tıpkı kim gibi biliyor musunuz aziz dostlar? Hava sıcak biliyorum, farkındayım, sıkıldınız. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'e çok uzun yıllar sonra konu olan Kehf suresindeki bahçe sahibi gibi. Hatırladınız mı? 36 ile 42. ayetler arası. Ne yaptı o adam? Bahçesine girdi. İmam Kurtubi'nin ifadesine göre onun da bağları, bahçeleri, ağaçları, aradan akan nehri vardı. Bahçesine girdi. Aynen şöyle söyledi kardeşler. Ayetin ifadesini söylüyorum. Diyor ki bu bahçeye asla zeval gelmez. Bu bahçe benim elimden asla alınamaz. Bakın şimdi ne olur daha haddi aşan sözü size söyleyeyim. Kıyametin kopacağına diyor asla inanmıyorum diyor. Allahu Ekber. Kıyamet kopmayacak diyor. Ölüm yok diyor bu saatten sonra. Yahu bu mal adamı şükre götürmesi gerekirken firavun olacak bir hale getirdi. Kıyamet neymiş kardeşim? Bu saatten sonra kıyamet mi koparmış? Kıyamet kopacaksa da bunu ben kopartırım dercesine bir tavır sergiledi. Sonra ne dedi biliyor musunuz? Velev ki koptu. İhtimal vermiyor ama velev ki koptu. Allah bana kıyamet gününden sonra daha hayırlısını verir dedi. Daha hayırlısını verir. Daha güzelini verir. Cennet bahçelerinin en verimlisini verir. O sıra yan bahçe sahibi mümin olan kişi bu sözleri, haddi aşan bu sözleri işitti. Ne dedi biliyor musunuz? Sen dedi bağına bahçene girdiğinde
şu sözleri söylemen gerekmiyor muydu? Maşallah, la kuvvete illa billah. Allahu Ekber. Şu araziye bak, elhamdülillah. Vallahi bu Allah'ın dilemesiyle oldu. Şu zenginliğe bak, katlara, yatlara, fabrikaların çokluğuna, arazilerin bolluğuna, ne derseniz deyin. Bunların hepsi Allah'ın izniyledir. La kuvvete illa billah. Kudret, güç Allah'ın elindedir demeli değil miydin dedi. Öyle değil mi aziz dostum? Çocuğunuz olduğunda anneyi tebrik ediyorsunuz önce. Bir insan bir meslek sahibi olduğu zaman önce aracıya teşekkür ediyorsunuz. Ticaretinizde bereketli bir alışveriş yaptığınızda size bu konuda vesile olanlara önce teşekkür ediyorsunuz. Ama Allah bizden şunu bekliyor, şu sözleri. Maşallah, la kuvvete illa billah. Şu mavi gözler, şu beyaz yüz, şu nur topu gibi çocuk Allah'ın izniyle, Allah'ın kudretiyle, kuvvetiyle benim ellerimin arasına geldi. Allah bu sözü bizden bekliyor aziz dostum. Ticaretine güveniyorsun, mesleğine güveniyorsun. Yahu diyorsun benden daha yetenekli bu adam yoktur. İstanbul'un en kalifiye adamı benim. Ağzımın çabukluğuyla, laflarımın keskinliğiyle müşterimi avlarım. Yapma, yalan atıyorsun, kendini kandırıyorsun. Maşallah, la kuvvete illa billah. Her şey Allah'ın izniyledir. Her şey Allah'ın dilemesiyledir. Kudret, güç, iktidar, tasarruf sahibi Allah'tır demen gerekiyordu aziz dostum. Ama mal gözleri öyle bir boyadı ki, kalbi öyle bir katı hale getirdi ki, yahu adamlar, ya bahçemizi devşirelim, fakirler buradan istifade etmesin, belki çok masumaneydi ben bilmiyorum ama inşallah demeyi dahi unuttular. İnşallah demeyi de unuttular. Hatta bugün ne hale geldik? Yok kardeşim de inşallah maşallah diyorlar. Haklı ama bir taraftan da. Neden? Müslümanlar inşallah dediği zaman sanki işi yapmayacakmış gibi söylüyorlar. Gönülden söylemiyor, yürekten söylemiyor, içten söylemiyor. Hücreler bunu kabul etmemiş. Yarın gelecek misin? İnşallah geleceğim. Bu işi yaptın mı? Maşallah yaptım. La kuvvete illa billah. Sözünden biz çok uzak bir hayat yaşıyoruz kardeşler. Kandırmayalım kendimizi. Evet, bu adamlar da kendilerini kandırdılar. Babalarından kalan mirasın hakkını vermediler. Ve ne oldu biliyor musunuz? Sabahleyin sessiz bir şekilde buluşma yerinde toplandılar. Gün daha aydınlanmamış. Bahçeye geldikleri gün dona kaldılar. Allahu Ekber. Ne dediler biliyor musunuz? Herhalde yolumuzu şaşırdık. Yani yanlış yoldan, yanlış araziye mi geldik? Ya burası bizim bahçemiz olamaz. Dün burası yemyeşildi, sular akıyordu. Meyveler vardı, kuşlar uçuşuyordu. Ya bu arazi bizim olamaz. Sonra durdular diyor ayette. Biraz daha düşündüler. Yok yok dediler. Biz dediler mahrum bırakılmışız. Allahu Ekber. Resulullah da öyle diyor. Bir hadiste öyle buyuruyor. Bir kişi günah işlediği zaman Allah'ın gönderdiği rızıktan mahrum bırakılır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mahrum bırakıldık diyor. Allah elimizdeki rızkı bizden aldı dediler. Sonra biraz daha düşündüler. Bu sefer her Ademoğlunun yaptığı bir işi yaptılar. Çok kötü bir iş yaptılar. Ney? Birbirlerini kınamaya başladılar. Yahu dediler bu mesele senden dolayı oldu. Aslında biz infak etmek istiyorduk. Hani ayette öyle diyor. Ortancaları dedi ki ben size tesbih edelim demeyelim demedim mi diyor. Ben size nasihat ettim. Hani infak edelim, Bismillah diyelim dedim, Subhanallah diyelim, La kuvvete illa billah diyelim, Maşallah diyelim, Biiznillah diyelim, ne derseniz deyin. Ben size bunu nasihat ettim. Halbuki siz beni aslında yanlış yola sürüklediniz diyerek birbirleriyle tartışmaya başladılar. Sonra biraz daha durdular. Dediler ki biz Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Mağfiret diliyoruz. Rabbim dilerse bu araziden, bahçeden daha hayırlısını bizim yanımıza getirir dediler. İmam Kurtubi'nin yine ifadesiyle diyor ki Allah Subhanahu ve Teala daha güzel bahçeyi onlara nasip etti. Yemenli bir alimin rivayetini veriyor. Ben diyor yıllar sonra oraya diyor ziyarete gittiğimde üzüm bağlarının siyahi bir adamın ayakta durmasını andıran bir büyüklükte olduğunu gördüm diyor. Allah böyle büyük bir lütuf verdi. Evet aziz dostlar, Allah bu akşam bizim heybemize şunları koydu. Bir, iman ederek kalplerinin yumuşamasını isteyen kardeşler iki şeye dikkat edecek. Bir, Allah'ı zikredecekler. Nerede bizim zakirlerimiz? Allah'ı sürekli ananlar, Allah'la mutmain olanlar,
kalplerine Allah'la teskin edenler, yatıştıranlar. İki, Allah'ın kitabının kulpuna sımsıkı yapışacaklar. Kapağını tutmayacaklar, içine girecekler, sayfalarında dolaşacaklar, yetmeyecek, amel edecekler, mescitlere koşacaklar, evlerinin kenarlarına koşacaklar. Sonra, eğer bu ayetlerin üzerimizde tecelli ettiğini görmek istiyorsanız, Allah-u Teala bizi Hadid suresi 18'e yönlendirdi. Ve dedi ki sadaka burhandır Resulullah Aleyhisselam. İmanın alametidir. Sadaka bizi her türlü azaptan kurtaracaktır. İnen rahmeti celbedecektir. Rabbim istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Rabbimizin rahmetiyle gönlümüzün hoş olmasını bizlere nasip etsin. Ama şunu da unutmayalım. Eğer biz sadaka vermekten uzaklaşır ve cimrileşirsek, başta Kalem suresindeki bahçe sahipleri gibi, sonra da Kehf suresinin yaprakları arasında kalmayıp kıyamete kadar okunacak olan ayetlere konu olan bahçe sahibi gibi Allah'ın azabıyla karşı karşıya kalırız. Rabbim bizi böyle bir durumdan da muhafaza buyursun. Ne olur kardeşlerim, bugün Arakan, Suriye, Afganistan, Irak, Somali, Sudan, nereye bakarsanız bakın, Balkanlarından Kafkaslarına kadar dünyanın her bir metrekaresinde ihtiyaç sahibi müminler dururken, ne olur Hadid suresi 16 ve 18'i görmezden gelmeyelim. Allah-u Teala gecenizi mübarek eylesin. İslam alemi üzerinde oynanan oyunları bertaraf etsin. Ve Rabbimizden dileğimiz de müminlerin en kısa zamanda muktedir olup, muzaffer olup kainata adaleti getirmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz.